Evet, merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yakınında, evet, Çaygören mahallesindeyiz efendim. Efendim, Ege kıyılarına geldik bugün ve çekimlerimizi, evet, bir arazi tanıtımı için yapmış bulmaktayız. Efendim, nasıl bir yer tanıtmaya geldik? Tütünün çok yetiştiği, zeytinin olduğu bir bölge, Ege bölgesi. Evet, Ege denince sanırım böyle mi? Birçok tabii ki güzel yerlerle anılan bir yer Ege. Ama mis gibi İzmir'imin kokusu gelmeye başladı burnuma. Çünkü yaklaşık 2 saatlik bir mesafede tam Balıkesir. Biz Gönen'den geldik tabii ki buraya. 2 saatlik bir yol mesafesi. Buradan da İzmir'in, evet, yaklaşık 2 saatlik yol mesafesi var. Efendim, bir arazi tanıtımı için geldik dedik. Nereye tanıtacağız? 2600 metre ve 2900 metre olmak üzere toplamda yaklaşık 5500-5600 civarında bir arazinin iki parçadan oluşan kadastral yola cephesi olan bu arazimizin tanıtımı için geldik. Efendim, Destan Emlak aracılığıyla bu görmüş olduğunuz üst tarafı çok hafif meyilli olan bu arazimizi, ama buraları görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ve bahçe olarak kullanılmaya başlanmış. Tabii ki bir önceki hasat yapılmış, muhtemelen buğday ekilmiş burada. Yani öngörümüz neden? İzler onu gösteriyor. Efendim, şu anki ekimimiz, evet, domates, biber, soğan ve farklı, evet, bitkiler var, sebzeler var efendim. Ve bu sebzelerden yararlanılacak bu arazide. Efendim, Destan Emlak aracılığıyla bu arazimizi satacağız. Sizler bizlere ulaşıp detaylı bilgi almak istiyorsanız, evet, bizleri arıyor. Ekranda geçen telefon numaralardan bizlerden bilgi alıyorsunuz. İç ekranda efendim fiyatlarımız yazılacak ve detaylı bilgi almak için bizi arıyorsunuz. Burası aynı zamanda barajın olduğu, tam üst tarafta. Biz böyle hemen yukarıya doğru gidip çekersek, size onu da göstermek istiyorum aslında. Şu an biz azıcık ileriye doğru gidelim. Bu arazinin nerede olduğunu anlatalım size. Hem baraj manzarasını da gösterelim. Evet, gel abim. Sevgili takipçilerimiz, bu köyde aynı zamanda kaplıca var. Ben alayım kamerayı. Evet, çekimlerimize benim aracılığımla devam edelim. Efendim, burada hem kaplıca var hem de baraj var. Tam barajın kıyısında, hemen yakınında olan bu yerimizi Destan Emlak aracılığıyla satacağız. Allah kısmet nasip ederse diyorum. Her zamanki söylediğim gibi. Efendim, kısmetten nasipten ötesi olmaz. İnsanlar kuş gibi. Bir anda nerede, bir anda nerede? Sabah başka bir yerde, Gönen bölgesinde çekim yaptık. Şimdi Sındırgı'dayız. Ve yeni bir çekimle sizlerle birlikteyiz. Evet, size bu güzelim baraj manzarasını göstermek istedim. Arazimiz elimi göstermiş olduğum sürülmüş alan, toplam 5600 civarı iki parçadan oluşan iki arazimiz var ve muhteşem baraj manzarasına doğru, evet, görmeye başladık barajı. En tepeye çıkmaya çalışıyorum sizler için. Tam baraj manzarası. Evet. Tabii ki yani sizler için çekmiş olduğumuz o arazimiz baraj manzarasını görmüyor. Ama varsayalım o yer sizin ve siz geldiniz. Hemen burada yanı başından bu güzel manzarayı seyredebilirsiniz. İşte size baraj ve manzarası. Efendim, size ben başka bir yeri göstereceğim. Nasıl bir bölgede yakın çekime alıyorum? Kaplıca. Yapabilir. Evet. Tatil köyü gibi düşünün. Tatil köyü. Evet, tatil köyü. Evet. Tatil köyü olduğunu gösteriyorum. Evet, size böyle karşıdan burada bir tatil köyü olduğunu gösteriyorum. Burası devre mülk şeklinde satışı yapılan bir yer. Ve bu köyden, evet, geldiğinizde kaplıcalardan da
yararlanma şansınız var efendim. Belki de bir adet devre mülk alırsınız buradan. Evet, ara sıra bir de oradan kaplıcalar şifalı sularından da yararlanırsınız. Efendim, bugünlük bu kadar diyorum. Başka bir çekimde sizlerle birlikte oluncaya kadar hepinize her neredesin saygı ve sevgilerimi gönderiyor. Allah'a emanet ediyorum. İyi günler dilerim efendim.